Evet, bugün Adapazarı sokaklarında kararsız seçmenlere mikrofon uzatmak istiyoruz. İşte kararsız seçmenlere mikrofon uzatırken bir yandan da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki, kararsız seçmenlerin açık ara AK Parti'ye geriye dönüş yaptığını, hatta küskün AK Partilerinde yeniden partilerine yöneldiğini söyledi. İşte biz de sokağa bunları sorduk. İşte sokaktaki vatandaşların yorumu çok farklı oldu. Ekonomiden girdiler. Bazıları partiyi değiştirdiklerine kadar bir konu uzadı. Zaman zaman da sıcak tartışmalar oldu. İşte Halk 54 farkıyla sokaktaki o yorum. AK Parti'ye oy verdim ama şu dönemde tekrardan gelse kesinlikle vermem. Vermemenizin sebebi? Vermememin sebebi nedir biliyor musunuz? Ben eşimden boşandım. Mesela boşanan bir kadındım. Boşandığım halde o kadar yardım yapmaları gerekiyordu. AK Parti'ye yardımda bulundum ben. Kadın kollarındaydım. Ama yalnız mı bırakıldınız? Yani? Yalnız bırakıldım. Kesinlikle yalnız bırakıldım. Şimdi şöyle bir durum var. Bir saniye. Şöyle de bir durum var. Adamlar asgari ücreti 4.250'ydi, 5.500 yaptılar. Ne yaptılar? Kaşıkla verdiler, kepçeyle aldılar. Bu piyasa zaten alt üst oldu ve buna da katılmıyorum ben. Şu an ben 800'e kirada oturuyorum. Ev sahibimle mesela evden çıkacağım. Ev bulamıyorum. Asgari ücretle çalışan bir insan 3.000 liralık evde oturursa nasıl geçinecek? Vallahi enflasyon diyorlar. Enflasyonun düşmesini bekliyoruz. Mülteci konusu. Enflasyonun düşmesini bekliyoruz. Bu gidişte de hiçbir şey olacağını da düşünmüyorum. Bence AK Parti bu dönemde kazanamayacak. AK Parti'ye tutanlar geriye dönüyor, bir şey yok. Onlar kararsız seçmen zaten. AK Parti'ye dönen yok. Yani şöyle söyleyeyim, başka taraftan da var. Yani şimdi bak bu seçimlerde Meral Akşener biraz oy alacak ama bundan sonra alamaz. Bundan sonra alamaz Meral Akşener. Şimdi daha alamaz. Ya, o biliyoruz yani. Biz onun ne olduğunu biliyoruz yani. Ondan sonra. Şimdi bu ekonomik durumlar biraz, yani şöyle söyleyeyim, yani biraz bu işleri takip edemeyen vatandaşlar tarafından ondan sonra kızıyorlar yani. Hükümete kızıyorlar ondan sonra. Şu da budur. Ama dünyanın durumu belli. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Şu gün AK Parti iktidar olmamış olsaydı, bu yaşanan olaylar başka bir partide, isim vermeyeyim, başka bir parti olmuş olsaydı Türkiye'de daha kötü olurdu. Daha kötü olurdum. Ya adam gidiyor her tarafta, dünyada ondan sonra. Ya bugün bir liderlere bir bakın. Bizdeki liderlere, diğer parti liderlerine. Gitsinler bir dış tarafa bakayım. Bir Birleşmiş Milletler'de şurada burada bir konuşsunlar, bir ayakta dursunlar, bir yapsınlar. Kimse suratlara bakmaz onların. Kafelerde hepsi dolu ya. Ya sen bana bir tane fakir insan göster. Şurada bak, oturanların abi, hepsi ne diyorsun abi? Emekli. Emekli ya vatandaş emeklidir, zor zor geçiniyordur, ayrı konu. Ya şimdi şöyle bir şey, ben bir şey diyeyim mi sana? Ben iki çocuğum, ailem, ben 4 kişi 20 senedir bu partiye oy veriyorum. Ama bundan sonra maalesef. Niye vazgeçiyorsun abi? Bundan sonra maalesef. Çünkü kalkıp da 3 çocuktan aşağı yapmayın, gelecek nesil yeşil alan kalmasın. Dostluk kalmadı. İnsanlar çoğaldıkça insanlar birbirini yiyor. Sen kalkıp da yani insanlar çoğalmasını istiyorsun. 3 çocuktan aşağı yapmayın. Bu neyin nesi? Valla ben yurt dışında yaşıyorum. Almanya'da geldim. Burada yaşıyorum. Şimdi geldim. Ben yakınlarıma yani. Kendim de Adapazarlıyım. Hani kararsız seçmen misiniz? Ben seçmenim. Ben en son bu şeye verdim ben. Tayyip Erdoğan'a hani verdim oyumu Almanya'da. Şimdi vermeyeceğim. Kararlıyım. Şimdi vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Nein. Bir gerekçesi olması lazım. Gerekçe olarak da ne bileyim hani ben beğenmedim. He? Elbet birini bulacağız. Hiç vermeyecek. Kime vereceksin? Bir şey söyle. Kime vereceksin? Hemşerim. Tamam, vermediniz. Bundan önce AK Parti'den önce seni kim yönetiyordu? Bana söyle. Gitti o zaman. Bırak. Sağ da yönetti, sol da yönetti. Ne oldu?
Bir şeyiniz eksildi mi? He? Eksildi mi bir şeyiniz? Ya bir şey yapamadın ki. Ya yapmayı ben eksildim. Ya ev yapamadım ben. Kredi çekip de ev yapamadım ya. Sen neden bahsediyorsun? Kredi çektim ev yaptım ben şimdi. Ya kredi alamıyordum. Ya bok konuşma bana ya. Kredi alamıyordum bankadan ya. 50 tane kefil istiyorlardı adamdan. Ya neler ya, siz yaşamamışsınız ya. Biz yaşadık gördük hepsini ya. Biz yaşadık gördük hepsini. Yani yüksek faizli tamam. Ya şimdi vatandaş, şimdi arkadaşım, vatandaş şimdi tamam ekonomik kriz var ama dünyada var bu. Biraz kızıyor, biraz kızıyor ekonomik, ben tamam vermiyor. Bunlar kararsız zaten. Evet. İşin ne olduğunu bilmesi lazım insanın. Evet. Anlatabiliyor muyum? Biz nereden geldik, nereye gidiyoruz ve nereye gideceğimizi bilmemiz, hesap etmemiz bak lazım. Ben verim vermeyeceğim oy. Benim çocuklar verir mi vermez mi, ben vermeyeceğim. Benim çocuklar verebilir, ailem de verebilir ama ben vermeyeceğim. Hep 20 sene aynı partiye mi oynadın? Aynı parti. Şimdi hiçbir kimseye ayırmadan sadece ona verdim. He, sadece AK Parti'ye verdim oy. Şimdi he. Karar verdin mi başka parti için? Hiçbir partiyi uygun görmüyorum. Herkes bir şey yapar. Yani Allah herkese hakkı fikir versin. Memleketi sen bir şey ben olsun. Evet. Hayırlısı sana olsun. Ben şu anda şey düşünüyorum ya, hani hiçbir partinin, daha doğrusu partide hiçbir siyasi kişinin hiç birbirinden farkı yok. Şey, konuşan şey, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki diyor ki kararsız seçmenler diyor açık ara diyor AK Parti'ye dönüyor diyor. Sizce kararsız seçmenler ne? Hayır, asla. Yani iktidara dönmeyecekleri, şu anki iktidara dönmeyecekleri kesin zaten oraya oy vermezler. Muhalefete verirler mi, vermezler mi? O konuda çekiniyorlar. Ben de onlardan biriyim zaten aslında ama yani şu anda benim gördüğüm gidenlerin gelenlerden hiçbir fark yok. Zaten son 100 yıla baktığınızda da hep öyle oldu yani. Sadece gidenlerin gelenlerden. Yok daha kadar hiç gitmedim. Bu sene gideceğim. Evet inşallah. Var mı böyle karar verdiğin parti? Yani bir sonraki seçimde gideceğim. Yok hiç şu anda karar verdiğim bir parti yok. Yani daha doğrusu ben çıkarsa Mansur Yavaş'ı düşünürüm. Çıkmazsa diğerleri konusunda mesela Ekrem İmamoğlu'nu hayatta düşünmem. Yani Cumhurbaşkanlığı adayı için. Evet, Cumhurbaşkanlığı adayı için hayatta düşünmem. Zaten Recep Tayyip Erdoğan'ı da düşünmem kendi fikrimce. Gidenlerin gelenlerden bir farkı olacağını düşünmüyorum. Ben fark bu sefer atıyorum ekonomik sorunlar yaşamayacağız da başka sorunlar yaşayacağız. Yani ekonomik açıdan bir de Türkiye'nin bekasını daha ön planda tutuyorsunuz herhalde. Yani. Evet. Yani şu anda ekonomi zaten yok şu anda. Hani bitti gitti. Benzin olmuş 30 lira yani. Hani ekonomiden bahsedemeyiz bu durumda. Tekrardan işte sigaraya bilmem neye zamlar gelecek. Şimdi işte asgari ücreti yükselttiler yanlış hatırlamıyorsam. Bu ne demek? Yani yine zamlar gelecek demek oluyor. Yani değişen hiçbir şey yok. Şimdi benim arkadaşlarım var. İş falan arıyorlar. Yani zor buluyorlar açıkçası. Ben onları takip ediyorum. Benim şu anda iş aramıyorum. Ben üniversite okul okuyorum. Liseyi bitireceğim. 18 olacağım şimdi de. Yani geleceğe bakınca ben çok parlak bir şey görmüyorum açıkçası. O yüzden Allah'a emanet yaşıyoruz şu anda. Ne gelirse bahtımıza yani. Sen kalktın 15 milyon insan getirdin buraya. Ha burada evveli gün televizyonda 4 senede mi 5 senede mi ne 700 bin tane Suriyeli çocuk yapmış Türkiye'de. Bu nedir ya? Topraklar katlandı, alınmaz duruma geldi. Her şey, ev fiyatları, kiralar, miralar, bunun sebebi ne? İnsanların çoğalmasıdır bu. Bu kadar basit. He. Bu toprak 80 sene evveli bizim pedere devlet Trabzon Maçka'da ev verdi, yer verdi. Otur burası senin. Bizim peder 3-4 sene oturdu orada, 3-4 sene sonra bıraktı komşunun birine. 52'de Düzce Gölyaka'ya geldi. Gölyaka'ya geldiği zaman sahipsiz yeri oldu. Parayla almak zorunda kaldı. Ya şimdi bu kararsız seçmenlerin bir beklentileri vardı AK Parti'de. Benim bildiğim kadar. O beklentiler herhalde yerine gelmedi. Onun için ortalardalar yani. Ya bu Suriye olayları da var. Bu Irak olayları var. Aynen öyle. Yani aynı o mülteci olayı. He şimdi olayı. Onu orada şimdi ben de AKP'ye oy vermiş bir birey olarak yıllarca. Bu seçimde yani ben de biraz kararsızlardan tarafındayım yani. Ben de kararsızlardan tarafındayım. Ama yani şu mülteci sorununu
hallederse AKP, o kararsızların birçoğu tekrar döneceklerine. Vallahi şimdi ciddi bir AKP'nin burada bir fiili mücadele geçmesi lazım. Şimdi burada verilmiş sözler var. Deniliyor ki yani biz bunları göndereceğiz. Tamam da bunlar şimdi ağızda kalmayacak. Pratiğe dökün. Yani en azından bir başlangıç yapın. Kesin olarak duymak istiyor. Onu kesin şunu, olarak. Şunu yapacağım. Tabii. Söyleyecek. Ben değil bütün halk da duymak istiyor yani bunu. Geçenlerde bir arkadaşım buradan ev sorunu vardı. Ev aradı Sakat abisine. Evi bulmakta zorluk çekti. Tam 3 gün, 4 gün, 5 gün. Suriyeliler bütün evleri almış. Iraklılar almış. Yani biz kendi şeyimizde, Adapazarı'nda, ben burada doğdum, büyüdüm, 63 yaşındayım. Ben burada mağdurum yani. Şimdi Kurucuk'ta oturuyorum. Sosyal bir şey yok orada, bir hayat yok. Çocuklarla beraber çıkmak istiyorum, ev bulamıyorum ben. Her tarafı, Acıoğlu'ndan mesela Salk Hoca'nın oradan git, komple almışlar abi. Çarşıya ev, merkeze gelsen ev bulamıyorsun. Ev bulamıyorsun. Bulsan da 3 gün, 4 gün. En sakat yerlerde onlar oturuyor, 2,5 lira, 3 lira. Evet. Adam zaten kurşundan kaçıyor. Depremden sonra 15 sene 2 kat bina yaptık. Yazlık, ozanlar, güneşler, her tarafı, tarım arazilerini kapattık yahu. Hayır. Ben şoförüm. Şoförüm. Benim inceleme köylerdeyim. O onu kulağına gitsin. Tayyip Erdoğan'ı kulağına gitsin. Yemin ederim Allah belamı versin. Bak yemin ederim ben köylerde çalışıyorum. Ağır basla şoförüm, damperli kamyon şoförüm. Araştırmalarıma göre bütün herkes bu zamlardan vallahi şeye döndüler. Altılı masaya döndüler. Yemin ederim böyle. Parti değiştirdi. Evet vallahi böyle. Bak samimi olarak konuşuyorum bunu ben. Yalan söylenen namerttir. Anladım. Haseki diyor açık arayla. Hayır. Onlar hayal kuruyor hayal. Vallahi hayal kuruyor. Bak açık ve net konuşuyorum. Hayal kuruyorlar. Bu ne? Bu yapacaksın zamları. Ondan sonra vereceksin 3-4 zam vereceksin. Ondan sonra tepe taklak. Siz parti değiştirdiniz mi? Ben hiç değiştirmedim. Değiştirmem de hayatta din partisine de oy vermem. Aynı din partisinin işi camide. Bulgaristan göçmeniyim. Papaz kiliseye hükmediyor. Siyasete giremiyor. Buradakiler Allah-u Ekber. Oraya yok öyle dava. Gidecek camiye. Camiye gidecek. Bunu yayınlarsanız aynı bu kelimeyi yayınlarsanız teşekkür ederim. Seçmenin beklentisi ne? Seçmenin mi? Hı-hı. Güzel bir yönetim, hırsızlık olmayacak, tertemiz bir yönetim olacak. O kadar söylüyorum ben. Hayat pahalı olacak. Hayat pahalı. Ne bu? Bu ne ya? Bulgaristan'da taksi, BMW taksi Bulgaristan'da Türk parasında 15-20 bin lira. Burada ne bu ya? Burada ne? Gel götüreyim seni Bulgaristan'a hadi. Hadi getireyim Bulgaristan'a. Bulgaristan bizden bir zengin mi? Bulgaristan levası 9 lira oldu. Bir daire 1000 lira, 1,5 milyon lira oldu. Ya abi ben sana ne diyorum abi? Gel Bulgaristan'a getireceğim ben seni. Bulgaristan'da taksi 20 bin lira. En fazla 20 bin lira. Passat bugün, Volkswagen Passat 12 bin, 15 bin lira. Bulgaristan'da bir lava oldu 9 lira. Ben daha önceden gittiğimde bir lavayı 90 kuruş alıyordu. Edirne'ye alışverişe geliyor. Adamlar zenginledi bizi geçti. Adamların hepsi ekonomisi bir şey yok. Bütün 9 milyon nüfusu var. 9 milyon nüfus da şeye gidiyor. Avrupa'ya açıldı çalışmaya. Bak ekonomisi olmayan bir devlet. Ekonomisi olmayan bir devletin parasına bak. Parasına bak. 9 TL Türk parası. Nerede yaşıyoruz biz ya? Bence AK Parti. Ben 2002 yılından bu yana AK Partiliyim. Ama bu son dönemde AK Parti niye? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ya ne oldu da vazgeçtiniz? Geçmedim. Evet. Ama şu anda benim aldığım maaş 5000 lira ve normalinde 3000 lira. Bunu anlatabilir miyim? Diyeceksin ki neden 3000 lira? Enflasyon. Bir paket sigara 30 lira oldu. Zaten dolara vurdum da lan düşüyor aşağı. Yani eriyor. Eremiyor. Ermiyor da. Erimiyor mu? Erimiyor. Ne oluyor? Avazım eriyor dedin şimdi erimiyor diyorsun. Erimiyor dedim. Eriyor diye demedim. Peki ne diye dedin? Şimdi ben bugüne kadar hiç yanılmadım, yanılmam da. Ben önceden aldığım maaşla geçiniyordum. Şimdiki aldığım maaşla şimdiki aldığım maaşla geçinemiyorum.
Önceden aldığım maaştan geçiniyordum. Şimdiki aldığım maaştan geçinemiyorum. Şimdi kararsız seçmen için niye sordun? Ben hangi kararsızım. İşte o sonuç AK Parti. Böyle iyi diyorsun. İyi değil. Geçinemiyorum diyorsun. İşte geçinemiyorum, iyi değil. Neden? İyi değil. Ama bunu sormuyorsun. Ha, işte sen bunu bana sormuyorsun. Niye iyi değil diye. Ben ne desem kabul etmiyor. Gene AK Parti diyorsun. Param eriyor mu dedin dolara vurduğun zaman? Eriyor. Dur abi sen ne diyorsun abi? Kararsız seçmen misin? Dur, gel. Kararsız seçmen misin abi sen? Bir dakika sana dönelim. Yok kararlıyım. Ya ben şimdiye kadar AK Parti'ye atmadım ama başka partiye attım. Da ama şikayetçi de değilim şimdi bu partiden. Değilim yani. Benim şimdi maaşım bana yatıyor. Yani. He. Kararsız seçmenleri konuşuyoruz. Şimdi kararsız değilim yani. Kararlıyım ben. Partim. Ama şu partiye atıyorum diye söylemiyorum yani. Ya ekonomi dış güçlere karşı dik dışları durmak. Dışarı bırak baba. İçeriği konuş. İçeriği konuşacağım. Bir dakika fikrimi söyle. İçeriği de konuşacaksın da içeri nesini konuşacağım içerisinin? İçerideki ekonomiyi konuş. Ya kardeşim içerideki önemi diyorsun. Sen. Benim bak burada arabam var şimdi. Araban mesela, ha bu mazot arabam yakma var. Ya. Dur arabam var. Bir dakika bu mazot yakma ya. Ama bunun gibi ne arabaları olanlar var. Adam hiç durmuyor gezip tozuyor. İşte ha, bunu bu ne diyeceksin? Mazot yakmıyor. Ya ben bunu misal söyledim ben sana bu arabam biliyorum. Dediysen. Misal söylediğini biliyorum. Adamlar hiç durmuyor. Biniyor tek kendisini vır vır geziyor. İşte, bu ne olacak? Ekonomi düzgün değil diyor. Niye düzgün değil? İşte onu Tayyip Erdoğan'a sormak lazım. Hayır. Bana değil. O gezenlere soracaksın. Hayır. Tayyip Erdoğan'a soracaksın ki bunlar niye geziyor? Ben bir bisiklet biniyorum. Benim arabam da var. Ben bundan geziyorum. İşte bak mazot alamadığın için bisikletten geziyor. Yok alamadığımdan da değil. Abi. Keyfi bana, niye gezin be arabayla ya? Bana keyif bağışlama. Yok ben bağışlamıyorum. Ben 47 yaşındayım. Bana keyif bağışlama. Bak gerçekten hayır, bana keyif bağışlama. Hayır bağışlamak olay değil. Bak, ben ne AK Parti'yi suçluyorum ne hiç kimseyi suçlamıyorum. Ben de suçlamıyorum. Ama ekonomi. Ben suçlamıyorum ki. Ekonomi. Baba ekonomi. Ekonomi şu anda %80. Ben dedim ya ki ben 5000 lira maaş alıyorum. Benim maaşım şu anda 3000 lira. 5000 lira nedir ekonomi %80? Ekonomi %80. Ben bir paça sigara 30 liraysa bunun suçu ben miyim? Ben miyim? Yok ben miyim? Onun abi suçu yok devletin. İçmektir onun suçu. Hayır. İçmeyeceğim. Devletin. Bak devletle devletin abi. Bir dakika devletle bak, partiyi ayıralım. Ayırma. Devlet ayıramam. Yöneten bir partidir. Tabii. O bu zamı yapmasa. Devlet bizim devlet. Benzine bu zamı olmasa. Hı. Ben 2002'den beri ben Tayyip Erdoğan'a bak samimiyetimle söylüyorum. Ben 7 senedir Sakarya'dayım. Niye tamam oluyor? Mı? Niye yapıyorlar bu zamanda? Şimdi ben Tayyip Erdoğan'ı Fazilet Partisi'nden bu yana takip eden bir insanım. Tamam. Gerçekten söylüyorum bunu. Namusum ve şerefim tabii, üzerime. Yemin etmene gerek yok. Anladım evet. Tayyip Erdoğan'ı ben Fazilet Partisi'nden, Refah Partisi'nden bu yana takip ediyorum. Tayyip Erdoğan Refah Partisi'nden Gençlik Kolları Başkanı'ydı. Ya biliyoruz hepsini biliyoruz. Şimdi konuya gelsene. Konuya sen geliyorum işte. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi oldu. Değil mi? Bak, Tayyip oldu yani. Tayyip Erdoğan. Fazilet Partisi'nden. Refah Partisi'nden diyeyim şimdi. Tamam oldu. Biliyoruz onları. Hatırladım şimdi söyleyince seni. Tamam. İşte bak söyleyince hatırlıyorsun ama bak söyleyince ben gazeteciyim ben biliyorum ben dersime çalışıyorum. Sen bana anlatma. Ben o zaman nerede? Bugüne geleceğim sabreyle. Anlata. Bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Sabretmesen zaten bu ahiret gelir. O günden bugüne kadar Recep Tayyip Erdoğan'ı ben takip ediyorum. Biz belediye başkanı olduğundan. Için. Evet, sevdiğimden. Tamam. Ve Siirt'e gitti bir şiir okudu. Değil mi? Onu da biliyorum. Cezaevine gitti. Onu da biliyorum. Ben 3 gün 3 gece ağladım. Ben 3 gün 3 gece ağladım. Onun için. Onu bilmiyorum ağladım. Sen bilmiyorsun ama bilmiyorum. Allah biliyor. Yanımda yoktu.
senden artık bilemiyoruz. Allah biliyor. Doğru. Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'de kimse tanımıyordu. Tanıyor. O cezaevine girmeden önce. Tanıyor muydu? Tanımıyordu. Ya, Büyükşehir Belediye Ama ben başkanı. Tanıyordum. Bak Gençlik Kolları Başkanı olduğu zamandan tanıyordum. Ben burada oyumu kullandım. Trabzon'a telefon ettim ki AK Parti'nden başka kimseye oy atmayın. Atarsanız beni rüyanızda ya görürsünüz. Kararsız seçmeni sor. Kararsız değil, kararlı seçmeni soracaksın. Kararsız seçmeni sorayım ben. Kararlı veya kararsız. Belki ben de kararsızım. Ya programı ben yapıyorum. Ne soracağım? Ben soracağım. Şimdi ben de kararsızım. Belki şu anda kararsızım. Allah Allah. Demin anlattıklarına göre anlattığıma anlatıyorum ben. Tamam. Nereye geldi şimdi? Neredeyiz? Neredeyiz? Sen söyle. Yok sen söyle. Neredeyiz? Seçim. 2002. Vallahi o seçimden bugüne kadar tarih dersi gibi. Sonra 2002'den bugüne kadar ben bu anlattıkların hepsini ben biliyorum yani. Ya, tabii biliyorum. Biliyorsan niye bana soruyorsun ki? Ya sen anlatıyorsun dinliyorum nezaketen de. İyi. Ama sonra birinci dönem çok iyi yönetti Türkiye'yi. Bak bunu gerçekten söylüyorum. Kalbimle. İkinci dönemde çok iyi yönetti. Tamam. Üçüncü dönemde biraz şaşaladı. Dördüncü dönemde hepten çileden çıktı. Neden? Dış güçleri. Neden? Dış güçler diyorlar. Dış güçler bizde uğraşıyor. Dış güçler diye bir şey yok. Nasıl? Abi. Hayır abi. Hangi güçler var o zaman? Kim yani? 5 tane Türkiye'de iş adamı. Türkiye'nin şu anda 5 tane iş adamı Tayyip'i yönlendiriyor. Ne diyor ona? Ne istiyor? Her konuda. Biz böyle istiyoruz, böyle yöneteceksin. Şöyle istiyoruz, şöyle yöneteceksin. Ne olacak şimdi? Ne olacak mı? Ben söyleyeyim mi? Şimdi 2023'te eğer Tayyip Erdoğan bu benim programımı beni görürse görürse 2023'te yok. Kim kazanacak? Onu Allah bilir. Ya Erdoğan olacak mı, olmayacak mı? Olmayacak. Belli Bunu değil. Ben sana söylüyorum. Belli değil. Hayır. Belli ben değil bak olmaz. Ben 2002'den beri bu teşkilatın içindeyim. Ama üye değilim ama ben 2002'den beri bugüne kadar bu serven bitti mi diyorsun yani sen? Bu serven eğer tek bir şansı var. Onu da söyleyeyim buradan. Kameraya karşı. Kamera çalışıyor. Ben 47 yaşındayım. Şu anda ben emekli olmam bir alakalı. Efendim? Adını da bağışla. Adımı bağışlayamam. Çünkü... EYT'li misin? EYT'li. Aynen öyle. Ben şu an normalinde... Nasıl ama bildim EYT'li olduğunu. Normalinde ben EYT'li olsam da olmasam da problem yok. Ecevit Devlet Bahçeli, Mesut Yılmaz bu İET'yi çıkardı. Yanlış konuşuyorsam, hata yapıyorsam orada uyar beni. İET'yi çıkardı. Avrupa'da 65 yaşında emekli var dedi. Değil mi? Peki Avrupa'da 65 yaşında emeklilik veriydi. Avrupa'daki verilen hakları Türkiye'de verirler mi? Çünkü işine gelmiyor. Ona bir şey demem o zaman. Heh. Tayyip Erdoğan'ın şu anda işine gelmiyor. Gerçekten işine gelmiyor. Bak. Ben buna her zaman oy verdim, veriyorum da. Çevreme ve arkadaşlarıma. Ben 5 haneyim, 500 hane vardır. Ama bu İYT'ye takıl şey ettiği için Allah yardımcısı olsun. Ne diyeyim? Gençler buyurun siz de katılın. Amca sen en son ne diyorduk yani? En son olarak toparlarsak zamdan konuştu. Kararsız seçmen dedi. Vatandaş memnun musunuz falan şeyden? Hükümetin gidişatından. Ben de ne diyordum? Bütün millet ekonomi falan zayıf değil yani. Benim görüşüm çünkü. Dedim ya. Arabalarından tur ediyorlar, arabaları değiştiriyorlar.
ne bileyim aklına ne gelirse yapıyorlar yani millet. Hiçbir tanesi benim zam geldi de ya benzin pahalı da gezmeyin diyor mu? Yok. Yollar araba dolu. Kimin parasını yapıyorlar yani? Kimin parasını? Devletin parasını bana veriyor. Ben de onu harcıyorum. Abi sen emekli misin? Emekliyim tabii ben de. Abi. Sen emekli misin? Benim, benim arabam yok dayı. Bak bu arkadaş alacak alamıyor. Ben alamıyorum. Niye alamıyoruz? Niye? Ya herkes sizin arabası. Sen niye alamıyoruz ama? Bak bugün geçen gün ben gittim galerinin önüne dedim araba almak için hani bir sorayım dedim. Orada bir tane Tofaş vardı. Kaç paraydı bana biliyor musun? 95 milyar. Ben 95 milyar para bulacağım buna vereceğim. Onu geçtim en büyük sorunlardan biri. Hiç fark ediyor musun? Etrafa bakıyor musun? Ben şu yolda yürüdüğüm zaman 10 kişiden 5 tanesi hep Arapça konuşuyor. Her taraftalar. Her yerde varlar. Ne yapacağız bunları? Bunlara sağlık bedava. Eğitim bedava. Bu paralar kimin cebinden çıkıyor? Benim cebimden çıkıyor. Onun cebinden çıkıyor. Öbürünün cebinden çıkıyor. Türk halkın. Bunlar sırtımızda bir yük yani. İtiraz ederim. Hayır. Şu anda Tayyip Erdoğan artık yapamıyor abi. Yapamıyor. Bu an hükümet ne dersen de. Önce beni doyuracak. Sonra mülteciyi doyuracak. Ben Suriyelilere karşıyım burada. Karşı değilsin. Bütün, karşı olsam karşıyım böyle konuşmazsın. Suriyelilerin bak ben olsam, bak, ben hükümet abi, olsam bir dakika. Ben hükümet olsam bir tane Suriyeli bırakmam hepsini gönderirim şeye. Ne güzel işte abi biz gönderirim. De onu istiyoruz. Önce ben hükümet. İstemiyorum ki ben. Bunu istiyorsun ama. İstemiyorum ben. Hayır bunu istiyorsun ama. Tayyip Erdoğan peki ne diyor? Ben diyor göndermem. 90 milyon kişinin kaderini nasıl belirler? Neden göndermez? Ben onun kardeşimizdir. Ben istemiyorum. Bugün bir her şeye otoboka referandum sandığı koyuyorlar. Hadi koysunlar bir tane referandum sandığı. Ben eminim ki %80 %85 çıkacak. Niye? Ben hastaneye gittiğim zaman ikinci muamele insanı görüyorum. Ama mülteci, Suriyeli veya bir başkası birinci muamele görüyor. Ben şahit oldum. Dişçiye gittim. Ben gittim şeye, kasaya gidiyorsun ya bir şey ücret alıyorlar. Gittim baktım Suriyeli konuşmasından zaten. Ben çünkü bu Suriyeli, partiye çalışıyorum. Suriyeli 5 gün para vermeden çekti gitti. Dedim o arkadaş niye para vermedi? O Suriyeli dedi. Hem öncelik dedi. Bana parası kim veriyor? Hükümet veriyor. Bak abim çok güzel konuştu. Hükümet veriyor. Hükümet önce beni doyuracak. Para verdim ben o zaman. Bak, yani o zaman hükümet, yani 2 sene oluyor. Önce beni doyuracak bu devlet. Bu parti veya bir başka parti sorun yok. Önce beni doyuracak. Ondan sonra kalırsa diyecek ki işte ben seni doyurdum. Kollarımı yurt dışına mültecilere atıyorum. Ben izin verirsem, bu arkadaşım izin verirse, bu abim izin verirse, bu abim izin verirse. Peki seçime giderken siyasi partilerden ne tür vaat beklersin ona göre bir abi iki benim için ilk öncesi mülteci sorunu. Mülteci. Bunu hani bu parti ben göndereceğim diyen herkese hani kimse oyumu atacağım. Yani benim kafamdaki parti de belli şimdi burada açıklamaya İki. Gerek yok. Hı-hı. İkincisi abi ekonomik sıkıntılar. Şimdi mesela abi diyebilir telefonunu çıkart ekmek çapsın çıkartayım bak ekranı bile kırık. Bir milyar lira, 1,5 milyar etmez şu anda. Misal veriyorum abi, tamam mı? Simit, onu geçeceğim. Dur bir dayı. Kafeye gidiyorsun diyorlar ya. Ya bu gençler kafeye gitmesi çok mudur? Yani bir çay, bir çorba içmesi bu ya, gencin çok mu ya? Hani şey mi? Veya gidip bir denizin kenarında oturması çok mu? Dayı diyor ben memnunum. Dayı memnun olur. Niye memnun olur? Gidip burada bir tane çay içerse günlük memnun olur. Ama genç seninle bir değil. Güzel kıyafet giymek ister. Şey yapmak ister. Avrupa'nın gençleri misal veriyorum. Senede 2-3 kez, 5 kez tatile çıkabiliyorken benim vatandaşım, gencim niye hiç yurt dışına gidemiyor? Niye sorgulamıyoruz abi? Ben delireceğim, kafayı yiyeceğim. Ben evliyim, markete giriyorum. Bir kalıp peynir 100 milyon. Çıldıracağım böyle, kafayı yiyeceğim. 100 lira ya böyle artık böyle sinir sayılarım çıkıyor. Bazen bir de görüyorum böyle üstüne savunuyor adam. Ya kardeşim neyini savunuyorsun? Bak 5,5 milyar diyorsun asgari ücret. Tamam güzel eyvallah hani şeyine. Kiraya bakıyorsun 2,5 milyar kirası var. Bak Güneşler gibi bir yerde 2-2,5 milyar kira. Benim arkadaşım asgari ücretle çalışıyor misal veriyorum. Evi rütubetliydi. Geçen çıkmak istiyor evden çıkamıyor. Niye? Ev yok. 2,5 milyar, 3 milyar kira. Başka beklentin ne olacak bu vaatlerden? Abi benim şu an beklentim birinci ekonomi, mülteci birinci, ikincisi ekonomi, üçüncüsü de
yok herhalde yaşam. Şu anda başı. Ülkenin huzuru bekası. Yani bu da hani bu bir de bir şeyi bırakalım. Vatan millet bayrak şeyini geçelim. Hep bunun ayağı üzerinden sömürüyorlar. Vatanı CHP'lisi de seviyor. Vatanı MHP'lisi de seviyor. Vatanı sevmesek askere gitmeyiz zaten. Vatanı AKP'lisi de seviyor. Bütün muhalefet seviyor. Ya ülkeyi satardı bilmem ne diyecek. Ya o gelse başı yapamazdı, bu gelse yapamazdı. Kardeşim deneyeceksin. Deneyeceksin ya. Başka birini de deneyeceksin. Bak 20 yıl boyunca adamlar bu ülke. Ben şimdi düzelteceğim. Yapsan yapardın zaten. Niye yapmadın? Veya işte atıyorum çıkıyorsun konuşanlar oluyor. Sokak röportajında millet konuşmaya korkuyor bazıları. Şu an ben mesela konuşuyorum. Belki başıma diyeceğim hani hedef alınacağım. Bilemiyorsun bile yani. İlk önce her şeyden önce halinden memnun köleler zaten sana saldırıyor. Adam geliyor sen sanki var ya şeymişsin gibi hemen adam erkete yatmış orada bekliyor. Sen ne anlatıyorsun? İşte hadi bana biri desin bakayım. Diyemez. Ha işte kaptım mı adamı atarım köşeye. Yani misal veriyorum. Diyemezsin. Ülkenin durumu belli yani. Bunu görmek için ne o? Görünen köy kılavuzu da istemiyor abi. Vatan bizim. Vatan bizim. Bayrak da bizim. Ayak pahalı. Ülkeci işi. Ya bundan şikayet edeceksin abi. Yani halk olarak tepkini göstermezsen her gelene eyvallah, her gelene eyvallah dersen hani her zamma eyvallah dersen oldu mazot 30 lira misal veriyorum. Bu mazot 30 lira olduğu zaman senin fırına giden ekmek de, un da, şey de pahalı. Yeni bir tane geldi. Bu kararsız seçmeni soruyor. Kararsız seçmeni soruyorum. Siz kararsız seçmen misiniz? Yok ben kararsız değilim abi. Benim tek bir tutumum zaten partim var. Başka ben şimdi oy verdiğim bir partim var zaten. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki kararsız seçmenler diyor. Açık ara diyor. AK Parti'ye geri dönüyor diyor. Sizce nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle kararsız da dönüş yapıyor mu AK Parti'ye? Yapıyor tabii ki de siyasi konuda ben fazla şeye girmek istemiyorum o polemikinin de abi. Benim demek istediğim ne biliyor musun? Bize kendi vatanımıza bize mülteci yaptılar ya. Ben buna nalletliyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Kendi vatanımda ben mülteci hale geldim. Az önce şoka girdim abi. Bir mağazada çalışıyorum. Ben adını vermek istemiyorum. Şok markete girdim. Marketin ismini vereyim. Ben daha girer girmez etiket değişti. Benim günlük harcadığım para limiti 80 lira. Ve ben bunu sadece 50 lirasını az önce şoka verdim. Aldığımda ne biliyor musun? Bir kurabiye aldım, bir meyve suyu aldım. 30 lira para verdim. Yani bu ekonomiyi düzelttiler dediler. 5500 lira askeri ücret yaptılar. Ama arada 2 dakika sonra geçti sigara 2 lira zam geldi. Etiket değiştirme yetişemiyorlar. 2 dakika geçti askeri ücret zam geldi. 2 dakikadan geçti sigaraya zam geldi. Bak ben kendim ne için tütün içiyorum. Milletvekilinin oğlu ya da herhangi bir vatandaş bunu içiyor mu içmiyor değil mi şu an? İçmesinler diyor. İçmesinler diyor. Neden? Benim tek sinir sitesim bu. Yok neden? Benim sinir neden değil. Benim tek sinir sitesim atan bu biliyor musun abi? Bak ben kimseyle diyaloğa girmek istemiyorum. Benim tek sinir sitesim atan bu. Ben günde bundan 3 paket içiyorum. Onun sigarasının atmasının ne oldu? Nasıl? Ben bunu içmediğim zaman... Gez, Doğan, Tur. Sigara gibi insanlar... Ben bunu içmediğim zaman ne oldu biliyor musun? Böyle söylediği zaman ben ölümden korkmuyorum. Bir dakika abi. Estağfurullah. Ben ölümden korkmuyorum. Senin gibi insanlar böyle söylediği sürece zam yapıyorlar. Aynen. Ya içmeyin zam yapmasın. Niye? Yapamaz. Sen simit yeme o zaman ben sigara alayım. O zaman simit 4 lira. Sen bir dakika. Simit 4 lira. Bir dakika abi. Su içiyor mu? Yok onu da içmiyorum. Niye? Evde içip de dışarı çıkıyorum. Allah Allah. Ha. Evde içip de dışarı çıkıyorum. Allah Allah. Bir simit 4 lira. Bir ekmekten 4 nüfus da yer. Hayır benim bak şeyimde de su var burada. Neyinde var nerede doldurdun? Müslük'ten mi doldurdun? Nereden doldurdun bir dakika? Ben. Parayla aldın mı? Aldım. Kaça aldın? 1 lira. 1 liraya aldın. Niye? Türkiye'deki su kıtlığı var mı? Harbi söylesene ben alayım. Nereden aldın? Su Özbaş'tan aldım. 1 liraya. Su Türkiye'de kıtlık var mı? Vallahi 1 liraya. 1 liraya bak. 1 liraya aldım bunu. Türkiye'de su kıtlığı var mı? Harbi az önce biri bir şey dedi ya abi. Harbi vallahi cansın. Ben bir şey demiyorum. Bir dakika abi. Bu saatten sonra ben de işi bırakıyorum abi. Hırsızla devam ediyorum o zaman. 1 lira orada. Türkiye'de su kıtlığı var mı? Yok ben de yaptım abi. Hayır ben hırsızlık mı yaptım? Yok İstanbul'da onu demek istemiyorum. Sen şimdi dedin ya. Aldım 1 liraya alamazsın. Aldım gel sonra. Gidelim beraber alalım. Ben parasını Özbaş'tan. Vereyim git al gel abi. Ya ben de gittim sen geleceksin göreceksin orada. Gel yerini söyledi daha. Özbaş'ta ya. Özbaş gidelim. Abi o kadar millet abi, var arkadaşlarımız var gencimiz var. 1 lirayı su varsa Allah rızası için ya, ben bir şey demeyeceğim. Evet of son konuyu bağla bitirelim. Ben bağlayayım.
1 liraya aldı. Değil mi? Türkiye'de su, bak su bu kadar gitme. Su yoksulluğu mu var Türkiye'de? Ben 97'de Suudi Arabistan'a gittim. En pahalı yer orası. En pahalı su. Neden? Ya orada petrol çıkıyor. Yok orada. Hayır. Su yok. Ha. Türkiye bak Türkiye dünyaya bak baba bir dakika Türkiye dünyaya bütün ülkelere ya biliyorum senin AK Parti olduğunu ya bana hikaye okuma. Hangi partiyim? AK Parti olduğunu biliyorum. Ha, ağası yok. Ben daha şimdiye de AK Parti'ye oy atmamışım. Ben seni biliyorum. Ne sen boş versen sen ha, ben sen AK Parti'ye oy atmamışım. Ben konuştuklarından söyledim. Sorma artık. Herkese, boş ver herkese, partisin herkese, yok şimdi. Hayır, zaten ben Suudi Arabistan'da bak 97'de. Ben o AK 1997'de bir dakika. Suudi Arabistan'dayız evet. Suudi Arabistan'a gittim. Çalışmaya. Ve orada su pahalı biliyor musun? En pahalı olan su. Evet. Yok burada su. Türkiye'de niye bu kadar 1 lira? Soruyorum. Bunu bilemem ben nasıl. Niye bilemiyorsun? Telefon çalıyor, onu şey yapsana. Boş ver abi. Burası alır ses. Ben. Halk. Sen beni bak. Sen beni yanlış anladın. Hayır. Sen şimdi bunu 1 liraya aldın. 1 liraya aldım. İstersen 10 liraya al. Su pahalı mı olsun diyorsun yani? İsraf su olmasın. Su çok pahalı. Çok pahalı. Ya. Ya bir simit 4 lira. Bir simit 4 lira. Misal. Sen bir simitle doyuyor musun abi? Bir simitten. Bir simit. Dakika baba. Dolmak için. Bir dakika beni dinle. Ben doymak için değil. Bir dakika. Anlatıyor. Simit sosyete. Zenginin işi. Bu hükümetten kaynaklanıyor. Bir simiti 4 lira hükümet nasıl yapıyor? Ama eskiden fakirin de olsun. Ben bir ekmek alamıyorum. Devlet simite 4 lira zam yapıyor. Bir ekmek 4 lira, simit 4 lira. Sen bir ekmekle 3 kişi doyuyorsun. Bir simitle kendin doymuyorsun. Oflu, sonuçta ne diyorsun? Sonuçta valla eğer Tayyip Erdoğan akıllı bir insansa benim bildiğim bir tanıdığım akıllı hocam. Kararı kendi verecek. Nereden geliyor bu ya? Benden Trabzon'a mı geldik? Bak. Trabzon'dan geliyor. Ben ofluyum. Tamam. İdamdan korkmam. Ölümden korkmam. Ben şimdi böyle konuştum ya. Belki yarın sabah beni evimden Tayyip Erdoğan aldırır. Bir şey olmaz. Ne olacak? Anlatabildim mi? Kötü bir şey demedin ki ya. Onun ya için. Abi ben siyasetten anlamam ya. Ne? Siyasetten diyeyim anlamam. Kimseyi de tanımam ya. Neden anlıyorsun abi? Ben ekmekten. Varsa ekmekten. Yeter artık. Başkaları alsın biraz daha. Başkaları yönetsin. Biraz da başkaları yönetsin. Ben kararsız falan değilim. Ben sosyal demokratım. Ya şimdi bazılar vardır tabii ki. Kararı verememiştir. Şu andaki daha da farklı da olabilir. Çünkü niye? Birçok parti kuruldu. AK Parti'nin de memnun değiller şu anda ya. Birçok şeyler var. Yani ekonomiyi görmüyor musun ya? Yıllardır yalan ya. Şimdi ben bir şey söyleyeyim mi? Bu ülkede 3 tane genel başkan vardı. Bir önce Atatürk vardı. Sonra da Ecevit vardı. Sonra da Erbakan vardı. Ülkeyi düşüne. Geri kalan bana göre sıfır. Bu adam sıfırdan sıfır. Yani toplumu, halkı düşünmüyor, ülkeyi de düşünmüyor. Kararsız seçmenin oluş sebebi bence hala muhalefet partilerinin vatandaşa çok güven vermemelerinden kaynaklanıyor. Şimdi bu altılı olay mesela şöyle düşünüyorlar. Tamam Tayyip Bey zamanla doldurdu diyelim. Ama bu altılının eline geçerse bu hükümet neticesi acaba nasıl olur? Herkes bir ayrı yere mi çeker? Adayı kim olur? Adayı kim olur? Cumhurbaşkanı adayı kim olur? Hükümete gelirlerse efendim hangisinin ortak hedefleri olabilecek mi? O hedeflerde birleşebilecekler mi? Böyle bir soru işareti var. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki günler
Daha seçime 11 ay gibi bir süre var erken olmazsa. Daha bir öne çıkacaklar. İşte adayları belli olacak. Kararsızlar kısmen daha bir netleşecekler. Siz kararsız seçmen misiniz? Yok, ben çok kararlı bir seçmenim. Ne taraftasın? Ne tarafa doğru? Yani tarafımı söylemeyeyim ama ben çok kararlı bir seçmenim. İnşallah her şey daha güzel olur. Genelde çevrenizde böyle kararsız seçmenler var mı? Konuştuğunuz var mı sizin? Yani şu anda evet, kararsız seçmen çoğunlukta. Yani aslında bir ekstra bir muhalefet bulamadıkları için kararsızlar bence. Ya aslında herkesin yani karar bu son akşam bile değişebilir aslında ama. Aslında yani böyle altını çizersek tabii beklentiler nelerdir yani bu kararsız seçmenlerin? Ya tabii ki de beklenti demokrasi. Hür bir şekilde fikrimizi sunabilmek, adalet, bunlar benim beklentim bunlar. Haklı, hukuklu bir adalet, eşitlik, demokrasi, hür bir şekilde fikrimizi sunabilmek. Aslında kararsız olmak da iyi bir şey değil çünkü yeni bir şey değil bu işler. 20 yıldan beri AK Parti var, diğer partilerin durumları belli. Altılı masa, artı bir masa, herkesin durumu belli, kararlar verilmiştir. Yani ne bekliyoruz? İşte ne diyorlar ona? Her şeyin pahalı olduğu bir devirdeyiz. Her şey ateş pahası. Pahalılık olmasın. Pahalılık olmasın. Ekonomi. Evet, ekonomi düzelsin. Kış geliyor, doğalgaz sorunları var, elektrik, su sorunları var. Hepsi pahalılaştı. Vatandaşta bir geçim sorunu var yani. Mülteci var mı içinde? Bilemiyorum. Tabii mülteciye de AK Parti'nin bakış şekli başka. Onları kendi devlet başkanları katletmesin düşüncesiyle burada tutuyor şimdilik. Ama bunları düzeltecekler yani yarın. Benim görüşüme göre yapıyor. Çünkü neden? Gençler şu anki istikrarı çok önemsiyor. Çünkü istikrar olmazsa bir devlette geleceğini göremezse gençler her zaman tereddütle yaklaşır. Ama şu an en önemli şey istikrardır. Şu an istikrar devam ediyor. Ekonomik durum. Şimdi ekonomik duruma gelince. Şimdi insan iktisat ve bereketle yaşar. Şimdi israf olayı var çok. Yani bakıyoruz şimdi insanlar daireler alıyor. Arabalar alıyor, düğünlerine bakıyorsun, gezmelerine, tozmalarına, bir telefonlarına bakıyorsun. Gayet hiç de böyle o şikayet ettiği durumların yansıması görülemiyor bana göre. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Bunun için sen devam et. Bunun için iktisat ve bereketle yaşanır. Yani sen de pek yani emin değilsin bunları söylerken. Neden? Kadarıyla. Neden efendim? Çünkü böyle tebessümle, tereddütle konuşunca o anlaşılıyor. Yok, tebessümle tereddüt yok. Ben o şikayet eden insanların samimiyete inanmadığım için tebessüm ediyorum. Şöyle bir şey, hayat pahalılığı var mı? Hayat pahalılığı var. Şimdi ben samimi olarak aslında böyle kısadan 20 yılın özetini sokaktan bir insan olarak ve bizzat yani her vatandaş gibi bir şeyi inançla, beklentilerimiz doğrultusunda hareket ederek bugüne kadar 20 senedir her bir güç verildi Sayın Cumhurbaşkanımıza. Halktan talep ettiği her bir şeyde halk inanarak karşılığında verdi. Ama 20 senenin sonunda geldiğimizde bu hayatı hep beraber yaşıyoruz. Bugün ekonomi açısından baktığın zaman 3-4 bin liradan başlıyor kiralar. Asgari ücret 5500 lira. Asgari ücretin üstünde de böyle bir kesim yok Türkiye'de çok. Ticaret yapan insanlar, işi gücü geçen insanlar için bir şey söylemiyor zaten. Onlar ayrı bir dünya. Ama normal halk bazında baktığınız zaman maneviyatların tamamen bir çöküş içindeyiz. Gençlerimiz şu an inancını bulamıyor. Farklı farklı ne bileyim yani en ahlak şeyler, LGBT gibi şeyler veya başka dış bir açıdan. Şimdi dış güçler değil. Şimdi şöyle açalım. Aslında her aile bir devlettir. Ailenizden bozalım. Şimdi ailenizde bir sorun olduğu zaman sorumlu kimdir? İlk olarak anne babadır. Şimdi anne babanın izin vermediği bir şeyde komşu adamın evine girebilir mi? Giremez. Nasıl ibadet istiyorsa da dışarıdan ona göre tedbirini alır veya diyaloglarını ona göre kurar. Yani baktığınız zaman ısı sıkıntı bizde. Ya yani örf adetlerimiz belli, onlardan da kopuyoruz. Yaşantımız belli, yani. Yaşantımız belli. Onun dışında yani insanlarımızda da bir maddeye tapma başladı. Yani bir açgözlülük var, herhangi bir ticaretlerinde bir güvensizlik var. Yani biz aslında Türk milleti olarak var olduğumuz tarih boyunca bize tarihi yazdıran
o karakterlerden, o inançtan çıkmaya başladık. Ve şu anda bir nevi de baktığımız zaman inanın olur, inanmayan olur. Ben inandım Allah sözleriyle, yani o açıdan baktığım zaman da bir nevi bu da bize manevi ilahi de bir ceza. Ama yani o 120'lik kesime gelince, o 120 kesim atı, yani ben de bir halkım. Yani biraz artık sahaya inip biraz oradaki pencerelerinden ziyade gerçekten halkın ne yaşadığıyla ilgilensinler. Yani çünkü tamamen bizim kendi, yani 20 senenin sonunda geldiğimiz şey ortada. Yani bunun sorumlusu dış güçler değil, bu ülkeyi yönetenlerdir yani. Değişim yararlı olur mu? Değişim artık yararlı olur. Çünkü şöyle de bir şey var. Son yani mesela bizim neslimize baktığımız zaman son 20 senesinde, 25 senesinde Sayın Cumhurbaşkanımız var. İstanbul Belediyesi'nde koyduğumuz zaman yuvarlak rakam yani. Teferruatını uzmanlar daha iyi bilir ama son 50 senelik Türkiye'sinde hep Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası var. Yani şimdi sorumluluğu doğal olarak Sayın Cumhurbaşkanımız artık halka biraz kulak asmalı. Yani usluplarını biraz daha farklı hale getirmeli. Yani aslında şöyle söyleyeyim, aileden örnek verdik ya, aile içindeki evlatlar diyor ki anne baba sıkıntı var diyor. Baba da oturun yerinize konuşmayın diyor. O uslupla evladı kaybedersin. Evladı kaybettin mi aileyi kaybedersin. Bu da zaten her şeyi özetlemiştir herhalde.